Hoş geldin. Hoş buldum. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Müge Bezgin, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı İletişim Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Peki, neden bu okulu seçtin? Yeditepe Üniversitesi'nin birçok avantajı olduğunu duydum. İletişim Fakültesi'nin de çok meşhur olduğunu biliyordum. Bu yüzden Yeditepe Üniversitesi'ni seçtim. Peki, bölümü neden seçtin? Şöyle, benim ablam reklamcıydı. Ondan gördüm birazcık aslında, ondan örnek aldım. Daha sonra araştırdım reklamcılık gerçekten nasıl bir bölüm diye. Baktım, aslında tamamen işte beni tanımlıyor. Bu yüzden reklamcılığı seçtim. Peki şu anda bölümün için neler yapıyorsun ya da okul sana nasıl imkanlar sağlıyor? Şöyle, biz hiçbir şekilde yazılı sınav olmuyoruz. Yazılı vizemiz ve finalimiz yok. Tamamen projeler üzerine. Bu yüzden asla hayal gücünün sınırının olmaması gerekiyor. Olabildiğince farklı şeyler düşünmelisin. Yani proje yapıyoruz, şirketlere gidiyoruz işte. Onlardan brief alıyoruz. Onlara reklam tasarlıyoruz. Projeler yapıyoruz, 360 derece marketing yapıyoruz işte onu. O şekilde çalışmalarımız var burada. Peki okulun sosyal faaliyetleri nasıl? Şöyle, okulda bir sürü kulüp var ama ben hiçbir üye değilim. Çünkü dışarıda da bir sosyal hayatım var. Yani projelerimiz vesaire var. Bu yüzden okulda çok fazla aktif olduğumu söyleyemeyeceğim ama bölüm içerisinde de bizim aktivitelerimiz oluyor. Onlar da faal olarak çalışıyor. Peki okul sana bir staj imkanı sağlıyor mu? Bu sene bir staj dersi geldi zorunlu. Fakat benim girdiğim dönemde yoktu. Yani ben ekstra zorunlu bir staja uğraşmadım onunla. Ve şu anda zorunlu olarak staj yapanlara okul stajyeri ayarlıyor. Fakat benim dönemimde yani 3. sınıfta öyle bir şey yoktu. Peki okul bittikten sonra herhangi bir iş imkanı vaat ediyor mu? Zaten öğrendiğim bilgiler bunun vaadi. Yani ekstra bir vaadi yok. Fakat gerçekten iletişim fakültesinin eğitimini çok faydalı buluyorum. Zaten referans oluyor bize iletişim fakültesi. O yüzden iş bulmakta zorlanacağımı sanmıyorum. Peki okulun eğitim anlamında sana yeterli düzeyde destek olduğunu düşünüyor musun? Çünkü biz işte az önce de söyledim. Hiçbir şekilde yazılı... tabii ki bazen alıyoruz fakat okulun mantığı bu şekilde değil. Bizim derslerimize sektörden insanlar geliyor. Yani hiçbir hocanın mantığı oturayım da şunlara bunu ezberleteyim değil. Tamamen gerçekten sektörü öğretmek. O yüzden ileride burada, bu okulda öğrendiğim şeyden çok faydalı olacağını düşünüyorum. Peki okulun ulaşımı nasıl? Nerede şu anda? Okulumuz dağda. Gerçekten. Hani derslerde bazen böyle sürü falan gelebiliyor. Onları görüyoruz. Şöyle ama mesela ben tek vesaitle gidebiliyorum. Okul servisleri de var fakat okul servisleri çok pahalı. Yani onu kullanmak istememiştim okula ilk girdiğimde parasından dolayı. Fakat ben şu anda bir otobüste okula gidip gelebiliyorum. Uzun sürüyor ama mecburum yani. Peki sen nerede yaşıyorsun? Yani Yeditepe'de okuyacaklara nerede yaşamasını tavsiye edersin? Ben Göztepe'de oturuyorum. Göztepe'de oturmasınlar. Yeditepe'yi seçecekler. Daha çok Kayış Dağı tarafında ve Maltepe'de falan otururlarsa daha rahat ederler. Hatta Avrupa yakasında otursalar da daha kolay gelirler. Çünkü Göztepe'de işte ben de bir saatte gidiyorum. Avrupa tarafından gelen arkadaşım da bir saatte geliyor. Bu şekilde. Peki Yeditepe'nin çevresinde böyle takılabileceğiniz, gidebileceğiniz mekanlar var mı dağda olmasının dışında? Çok var. Fakat okulun içinde hiçbir şey yok. Sadece bir kantinler var. Bir de yemekhane var. Yani okul içinde o birçok özel üniversitedeki işte çeşitlilik yok. Fakat okul dışında pahalı da olsa, bunun altını çiziyorum, birçok kafe vesaire yer var. Peki okulun yurt dışı imkanları hakkında bildiğin bir şeyler var mı? Farklı okulların varken benim okulum hakkında yok. Yani ekstra... Hani bir Bahçeşehir'i biliyoruz mesela var, hani yurt dışında kampüsleri vesaire var. Ama bizim okulun maalesef 4. sınıftayım, öyle bir avantajım duymadım. Mesela Erasmus zaten her okulda var, bizim de Erasmus'umuz var. Peki okula ilk giren insanlara tavsiye edebileceğin sosyalleşmelerini ve insanlara tanımalarını, biraz daha okula adaptasyonları için bir şeyler var mı? Bizim kulüplerimiz çok aktif. Az önce söyledim işte ben üye değildim fakat birçok arkadaşım tamamen 1. sınıfta onlara üye olarak şu anda staj bile yapıyorlar o kulüplerden, kulüpler üzerinden. O yüzden ilk girdiklerinde kesinlikle birçok kulübe üye olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle girişimci kulübü, bu işte çok aktif gördüm de bu aralar. O yüzden onu öneriyorum. Hem kendi çevrelerinde network edinirler, hem de ileride onlara çok güzel kapılar açar diye düşünüyorum. Peki tercih yapacak, bölüm seçecek, okul seçecek, öğrencilere ne tavsiye edersin? Şöyle, kesinlikle şey düşünmesinler, işte evime yakın olsun vesaire, bunlara kapılmasınlar ve önyargıyla da gelmesinler. Mesela bizim Yeditepe Üniversitesi için çok önyargı vardı, işte orada okunur mu, orada işte zenginlerin yeri vesaire diye önyargılar oluyor, işte bazı okullarda da olduğu gibi. Fakat içine girdiklerinde öyle olmadığını fark edecekler.
O yüzden dışarıdan değil de bence biraz içeriden baksın. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın.